Admin ve firma veri tabanlarını oluşturduktan sonra şimdi sıra kategori veri tabanını oluşturmaya geldi. Bunun için tablo oluştur linkine tıklıyorum ve hemen burada tablonun adını yazıyorum. Tablomun adı kategori. Kategori tablosunun ilk olarak ID, ikinci olarak üst kategori ya da üst diyebiliriz direkt ve buna da isim diyorum. Kategorinin ismi. Sonuncusuna gerek yok. O şimdilik kalsın. Yapmam gereken işlem id varchar değil integer olacak. Yani rakamsal bir değer. Primary ve otomatik olarak artsın. Üst kategori int olacak. Bu da rakamsal bir değer ve isim varchar 100 olacak. Aynı zamanda burada farklı işlemler de yapabiliriz. Farklı veriler de istersek girebiliriz. Ama bu kadar yeterli. Bu kategori yapısına özellikle değinmek istiyorum. Buraya çünkü üst isimli bir satır daha ekledim. Bu satır çok önemli. Bu satır kategori ve alt kategori sistemini sonsuz bir seviyede yapmamızı sağlayacak. Şöyle düşünün eğer üst değeri sıfırsa herhangi bir üst kategorisi yok. Yani bu ana kategori demek. Ancak herhangi bir kategorisinin, kategorinin id'sine sahipse o kategorinin alt kategorisi anlamına gelecek. Eğer bu üst değeri alt bir kategoriye aitse bu sefer bu alt kategorinin de alt kategorisi anlamına gelecek. Dolayısıyla Sadece ve sadece bir satır ekleyerek kategori ve alt kategori yapısını kurmuş oluyorum. Kaydet diyerek veri tabanımı oluşturuyorum. Kategoriye tıkladığımda ID, üst ve isim isimli satırların artık veri tabanı yapısında olduğunu görüyorum. Böylelikle tüm veri tabanı yapısını oluşturmuş oldum.